Herkese Kariyer Atölyesi'nden merhaba. Bu hafta Mevlana başvuru süreç yönetimiyle ilgili bilgi vereceğim size. Bizim ofisimiz başvuru sürecinde neler yapıyor öğrencilere yardımcı olmak adına ve karşılaştığımız sorunlar ve sıkça sorulanlar nelerdir? Şimdi Mevlana'da genelde süreç yönetimi daha merkezileştiği için başvuran öğrenciler istedikleri bölümlerden, istedikleri üniversitelere yerleşebildiler mi? Ve bu yerleşme süreci sonrasında hibe kazanabildiler mi? Burslu mu gidecekler yoksa hibesiz olarak mı gidecekler? Sonrasında burada bir değişiklik yapabilir miyiz gibi birçok soru alıyoruz. Örneğin işte ben Mevlana'yı aramak isteyen öğrenci var. Ama Erasmus'u arayarak ben Kazakistan'a nasıl giderim diye soruyor. Onu oradan Mevlana'ya yönlendiriyoruz. Mevlana üzerinden ben başvuru yapmıştım, işte böyle bir süreçte karşılaştık fakat benim derslerimi ben göremiyorum diyor. Daha çok karşılaştığım sorun da bu. Şimdi ilgili üniversiteyi linkini tıklıyor, İngilizce sayfası bazen üniversitelerin çok fazla çalışmıyor, o sayfadan alabileceği dersleri göremiyor, bize ulaşıyor. Biz yazışarak o derslerle ilgili listeyi alıp öğrenciye yönlendiriyoruz. Sonra bunu alıyor, götürüyor. Bölümdeki hocasına diyor ki, işte ben bu dönem gideceğim, bizden alacağımız dersler bunlar, oradaki dersler bunlarmış, bunları sayabilir miyiz? Burada sayılamaz diye bir keskin bir şey çıkarsa, bölüm koordinatörüyle, hocalarla görüşme sağlıyoruz. Öğrenci ile hoca arasında bir arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz. Bu arabuluculukta şu sağlanıyor, illa çok önemli bir ders ise belki sonraki dönemlerde bunu buradan alarak, üstteki dersi de aşağıya indirerek, yani bir önceki döneme çekerek bir denklik sağlayabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Bir diğeri de karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, bir fakülteden öğrencimiz gitmişti, lokal kredi yazmışlar. Şimdi karşı taraftaki lokal kredi dediğimiz AKTS olmadığı için 2 kredi yazmış, 5 kredi yazmış, 3 kredi yazmış. Bunların toplamında da 14 kredi gibi bir şey almış. Bunu AKTS'ye vurursak belki 40 krediye çıkacak ama şimdi bu 14 kredi tabii eşleştirirken demişler ki giderken bir öğrenim anlaşması yapıyoruz. Bunu birbirine denk saymışlar. Sonra döndüğü zaman öğrenci 30 kredi alman gerekiyordu. 14 kredi almışsın, 16 kredi açığın var, sana bunları vereceğiz diyor. Şimdi hesaplarken yerel kredi, Türkiye'deki yerel krediye baktığınız zaman Türkiye'deki yerel kredi o dönemde alması gereken 11 ya da 12. Adam zaten 2 ya da 3 fazladan kredi almış. Yerel krediyi yerel krediyle eşleştirmek gerekiyor burada. Tabii öğrenci bunun farkında değil ve büyük bir panikle işte gidebileceği neresi varsa gidiyor. Önce Mevlana ofisine geliyor. Benim diyor kredilerimin yarısı yok. Ben diyor işte dönemim uzadı, bana bu bilgi verilmedi, siz bana niye böyle şey yaptınız falan diye böyle bir serzenişte bulunuyor. Biz önce sakinleştiriyoruz, sonra su veriyoruz falan. Ondan sonra diyoruz ki ne oldu? Anlatıyor falan, böyle böyle oldu. İşte biz diyoruz onun öyle olmadığını, bölüme ulaşıyoruz, dekanlık vesaire. Onu yönetmeye çalışıyoruz. Tabii öğrenci işlerinde bir arkadaşla karşılaştıysa, bunu istemezlikçi. İstemezlik olmaz diyor, olmuyor. Yani sonuç böyle bir şeyle karşılaşıyor. Öğrenci tabii onu bilemediği için ne yapsın? Yardım alabileceği bütün kanalları kullanıyor. Biz burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lisansüstü düzeyde gitmeye çalışıyor. İşte ben tez yazacaktım diyor ya da ders dönemindeyim diyor. Dersi ben nasıl yapacağım hocam diyor. İşte buradaki dersler oradakiyle uymuyor. Şimdi o dersler gökten inen şeyler değil. Yani bir belli program vardır ama yani önemli olan oradaki adam da bir şekilde o ders içerisinde, o program içerisinde bir şey geliştirmiş, bir müfredat geliştirmiş. Yani müfredatların birebir uyumlu olması söz konusu değil. Biz zaten eşitlikten bahsetmiyoruz, denklikten bahsediyoruz. Bir şeyin bir şey denk olması, yaklaşık bir şekilde içerikler uyumluysa, yani çok afaki bir şey değilse, yani işletme bölümündeki adamı örnek olarak ne bileyim kamu yönetiminden göndermediğimizde ya da işte radyo TV'deki öğrenciyi psikoloji bölümüyle eşleştirerek göndermediğimizde demek ki bir problem yok. Biz ona benzer şeyler kullanılabilir. Örneğin kendi bölümümden örnek vereyim. Biz Uluslararası İlişkiler bölümünde Türk Dış Politikası, işte Türkiye Türk Dış Politikası'nın anayasa hukuku ya da buna benzer Türkiye Dış Politika Analizi, buna benzer dersler var. Şimdi bu dersleri ya da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, buna benzer dersleri yani gideceği Malezya'da bulması, Endonezya'da, Ürdün'de, Tunus, Fas gibi ülkelerde bulma ihtimali yok. Şimdi bunlar yerine bizim bu derslerin çoğu da zaten çok ulusal dersler, yani milli dersler, sadece Türkiye'de bulabileceğiniz dersler. Dolayısıyla bunun yerine belki bir ders bulamayacak ama başka bir ders alarak illa çok gerekliyse Türk Dış Politikası'nı geri döndüğünde burada alabilir. Türk Dış Politikası yerine ben ona Tunus Dış Politikası'nı
görebileceği bir imkan tanıyabilirim. Çünkü Tunus dış politikasını başka hiçbir yerde alamaz. O dersi almalı, görmeli. Ya da işte Tunus Anayasası ile ilgili bir dersi almalı. Türkiye Anayasası ile ilgili dersi her şekilde Türkiye'de edinebilir ama bu gideceği bölgenin ulusal derslerini almakta zorlanabilir. Başka bir yerde bulamaz. Böyle imkanlar tanıyoruz. Bunun dışında kredilerin eşleştirilmesi ve hibe gibi sorunlar vardı. Hibede de şöyle bir şey var. Biz mesela bir gün, hiç unutmuyorum, listeleri koyduk. Birinci sıradan işte başladık. En yüksek puandan aşağıya doğru indik. Bir liste oluşturduk, gönderdik. Liste başındaki adama hibe çıkmadı. Gerekçeyi hiç bilmiyoruz. Yazıştık, birçok işlem gerçekleşti filan. En son bir hata olduğu bandan bahisle hibe verilebileceği söylenen çocuğu da Ürdün'e göndereceğiz. Ürdün de çok pahalı bir yer. Tabii dolayısıyla gönderdik ama hibe olumlu çıkmadı. Şimdi böyle bir sorunla karşılaştığımızda öğrenciyi bir şekilde mağdur etmemek için çok fazla efor sarf ediyoruz. Çünkü burada koordine eden birim Mevlana. Ve biz bir üst birime sorarak demiş, bir bilgi almışız, sen gidebilirsin. Bir de liste başı adam yani. Hem bölüm birincisi hem de dil puanında birinci. Yani bu adamın hibe alamama ihtimali yok. Ama böyle bir sorunla karşılaştığımızda yine bunu kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz. Ve ekstradan onu başka uluslararası programlara da yönlendirerek, bu puanı kullanarak staj imkanları tanıdık. Buna benzer şeyler sağlıyoruz. Yine Mevlana ofisimizde çalışan 3 tam zamanlı personelimiz var. Bu 3 personel de başvuru süreçlerinde ve başvuru süreci dışında da gelen soruları cevaplamaya çalışıyor. İşte ne zaman başvurular olacak, bunlardan en çok geleni başvuru sürecimi yaparken şu hatayı yaptım, işte yanlış üniversite tercih ettim, ne yapabilirim? Bir de bu başvuru süreçleri bittikten sonra çok fazla evrak toplamamız gerekiyor. Bizim bir öğrenci dosyasında 20 kalemden fazla öğrenciyle ilgili evrak oluyor. Bu hem buradan temin edeceğimiz evraklar hem de karşı taraftan elde edeceğimiz evraklar. Karşı tarafın kabul mektubu, ders eşleştirmeleri, öğrenim anlaşması, buradan göndereceğimiz öğrencinin kişisel bilgileri, banka hesapları, birçok işlem oluyor. Bunlardan birkaç tanesini yavaşlama veya aksama olursa bizim öğrenciyi ilgili dönemde ilgili üniversiteye göndermemizde sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Bizim arkadaşlar belli periyodlarla bu evrakların gelmediği durumlarda öğrencilere hatırlatmalar gönderebiliyorlar. Evet, Kariyer Atölyesi'nden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta size Farabi'den bahsedeceğim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.